Kaçtığında küçük bir gökyüzünü ilk kez görür kaplumbağa. Hoş geldiniz. Okul arkadaşlarınızla tanıştığınız güne dönmek için lütfen uğurlu sayın tutuşlayınız. Bahçede yorulmaksızın koşturduğunuz günler için rastgele tüm rakamlara basın. Kamyoncu lokantalarının buharlı cam mekanları için ailece çıkılmış son yaz tatilinin yılını kodluyuz. Herkesin vardır çok utandığı anlar. Tuttuğunuz rakamı kimseye söylemeyin. Üniversite çimlerinde çay ve poğaçalı kahvaltılar için hemen ayıziyi bırakıp balkona çıkınız. Zamanın apar topar geçmesinden şikayetçiyseniz lütfen tüm gücünüzle sıfıra bastırınız. Dedenizi tam hatırlayamadığınızı fark ettiyseniz aynaya bakın lütfen. Sahafların tozlu kitap kokusu için okuma yazma bilmeyen bir işçinin adındaki üçüncü harfi söyleyin. Yırtık pırtık elbiseleriyle ölü bulunmuş mahalle terziniz için lütfen bekleyin. Uykunuzdaki kadının boynuna dokunduğunuz o sonrası bilinmez an için bir sesinden sonra arka arkaya aynı sayıya basınız. Terk edildiğinizin ertesi günü deftere 100 kere bir daha aşık olmayacağım yazınız. Bir... Kirli aşk. Pasos gidiyorum ben. Rus romanlarından öğrenmedik mi sevgilim? Yanıma uzandığın ilk akşam çift yazısıyla hafızamda. Hayır hayır, imal edelim. Seni biraz bekletmiştim başlarda. O kadarını affet. Bir zaman sakladım adını. Bilmiyorsun neden. Yarıda kalmış ördüğünü attım. Kalsın, yeni bir kış havesiyle. Ve yarım yalnızlığın. Güzel işte. Kuyrukluğum içinde cüce besleyelim. Sabah çıkarken yeşil bir el mi uzatmıştım. Aramızda bir paralı olsun bu. Ve bırak uzasın kaşlarım. Korkutuyor beni yapmacıklığı. Bazen mimarinin şiirinde. Yara dokunur ilkten bacakların. Seviştiğimiz koşar adım. Sevdiğimiz uzayan saçlarınca. Rus romanlarında uzun kalkma adları hep çıkarmıştır. So thank you very much for being here. A few words on the poem point. Those are from a series called June Point in Turkey and in Istanbul. It has two revolutionary dates. One happened 2 years ago. You might have followed it on TV in Taksim. And the first one happened in 1970, just after the 68 movement. So I wrote those poems on those two revolutionary days, which didn't result in a revolution, but it's an important part of the Turkish history. And it was a challenge also to write on all political events that I didn't experience myself. And I actually worked like a historian and made a lot of research. And most of the stories that I told about are more or less real. Of a father who participated in one demonstration and who confronted his son
on the other side. Boğazım kupkuru. Yine de tutacak gibi değil. Boğazım nasır tutmuş. Kan kartları gümüş bir tepside taşımaktan. Boğazım korkak bir cambaz. Asker barikasının düz çizgisinde bilmiyor ancak ilerleyerek telde durulabileceğini. Boğazım korkudan çatlayacak. Asker miğferleri çıkardığımız rüzgarda dalgalanırken. Boğazım kör. Kendi oğlum değil mi? Üniformalardan birinde gizlenmiş. Silahıyla beni gösteren. Boğazım bacaklarımla yarışıyor. Bir çocuk çetesi gibi bağıra çağıra barikatın üzerinden sıçrarken. Boğazımı açmışım ardına kadar. Oğlumun kollarına doluyor. Boğazım düğün, sevinci kendine saklıyor. Boğazım kesik, beş kişinin kanı ayrı ayrı.